Uyumadan önce bir dilekte bulunun. Kim bilir, belki siz de kendinizi masal ormanında bulursunuz. Küçülecek, daha küçülecek, minnacık olacaksınız. Bu her şeyi bildiğini sanan Jack. 9 yaşında. Her gün etrafındakiler ve bilhassa annesi ona nasihat edince çok içerliyor. Bugün masal ormanında değil kendisi, hiç kimsenin her şeyi bilmediğini öğrenecek. Hey, wow! Masal ormanına gitmeyi çok isterdim. Sanırım bunun için bir şeyler yapacağız. Neredesiniz? Neredesiniz? Buradayım. Yemeğimi hazırlamak için biraz mantar topluyorum. Hadi gel içeri. Teşekkür ederim. Çok iyisin. Ne kadar güzel bir kutu bu böyle. Ha, lütfen açma. Fakat başından beri ne olduğunu biliyordum. Etrafımdakilerin devamlı nasihatleri beni çok sıkıyor. Masal ormanında her şey olabilir. Hatta istediklerin bile. Doğru mu? O halde ne bekliyoruz? Vay canına! Küçülecek, daha küçülecek, minnacık olacaksın. Teşekkürler, tekrar görüşürüz. Masal ormanı, sana geliyorum. Hadi Bob, güzel, zıpla, zıpla, zıpla. Elma makinem çok güzel çalışıyor. Harika, şimdiye kadar hiç aksamadı. Ay ay aa! Bir yabancı. Merhaba, benim adım Chuck. Benim adım Ayıcık Preston. Bu da kuzenim Pop. Ne zor bir iş bu. Bu da bir arı kovanı. Kovan mı dedin? Aa! Korkma, hiçbir tehlikesi yok. Bu mevsimde masal ormanında bütün ayılar uykudadır. Bu oradaki tilkigillerden Buster. Heh, ne olacak? Bu büyük kovanı taşımama hanginiz yardım edeceksiniz ha? Ne dersiniz küçük bey? Biliyorsunuz ben yeni geldim. Yardım etme. Tilkilere pek güven olmaz. Bana ne yapacağımı kimse söyleyemez, tamam mı? Ben yardım ederim. Çok teşekkür ederim. Önemli değil. Hadi gidelim. Umarım Buster'la başı belaya girmez. Nereye gideceğimizi söylemedin. Ha işte geldik. Burası benim evim. Buster, yanındaki çocuk kim? Öğrenmek istiyorsan bu Jack. Bize yardım etmeye geldi. Peki neye yardım edeceğim? Yayladaki kovanların taşınmasına tabii ki. Böylece ayılar burayı terk edecekler. Biz de çiftliklerine el koyacağız. Tam düşündüğün gibi çok güzel numara Velvet. Bu hoşuma gitti. Evet, ama bu hiç de dürüst bir hareket değil. Ha, tabii ki değil. Ben pis işlere karışmak istemem. Ya, çok yazık. Zavallı. Bastır yakala onu. Planımızı bozmaya izin veremeyiz. Gel buraya. Geri dön. Beni duymuyor musun? Babam çok kızacak. Sana söylemiştik, tilkilerden sakınmalısın.
Siz orada ne yapıyorsunuz? Yaprak topluyorum. Güzel değil mi? Ha, çok güzel. Tilkilerin yayladaki tüm kovanları toplamak ve gizlemek niyetinde olduklarını biliyor muydunuz? Hayır. Derhal aileme haber vermeliyim. Boş ver. Yine annem gibi nasihatlere başlayacaklar. Ben ne yapacağımızı biliyorum. Hadi gel benimle. Biliyor musun? Tabii. Onlar davranmadan kovanları toplayacağız. Böylece planlarını bozmuş olacağız. İyi fikir. Ben de yayladaki kovanları nerede bulabileceğimizi biliyorum. Bir şey söyleyebilir miyim sana? Beni dinle. Hayır. Sana dalın kırık olduğunu söyleyecektim. Evet. Ama yetişemiyorum. Çok yüksekte. Ama ne yapacağımı biliyorum. Biraz hızlanırsam atlayıp yakalayabilirim. Omuzuma neden çıkmak istemiyorsun? Lanet olsun. İşte güzel bir kova. Baba. Ne tarafa gittiler? Bize ne? İşte bir kovan daha. Daha çok dikkatli olmamız gerekiyor. Tuzaklı kovana benziyor bu. Saçmalama. Gel hadi korkak. Yakalandılar. Kimse bizi durduramayacak baba. Ne oldu söyler misiniz? Çakıl söylediklerini yaptım. Oradan sizi indirebilmek için yeni bir makine icat etmeliyim. Durun bakalım. Hemen döneceğim. Yerinizden kıpırdamayın. Dalga mı geçiyorsun sen? Nereye gidebiliriz ki? Tehlike içindeyiz. Baksana. Kıvıldama! Bu son icadım otomatik merdiven inmenize sağlayacak. Çabuk! Neredeyse ip kopacak baksana. Endişelenmeyin. Dikkat et! İmdat! Bu sefer tilkilerden erken davrandık. Uzak bence üstten başlamak daha kolay. Hayır, böylesi daha iyi. Hayır, dikkat et! İmdat! Balık tuttum! Balık tuttum! Ayakkabımı yakaladın. İnanın ikiniz de çok matrak sırası. Sen dalganı geç. Bu arada tilkigiller yayların tüm kovanlarını topluyorlar. Durumu derhal ailemize bildirmeliyiz. Bence de öyle. Yalnızca kimseden talimat almayı sevmiyorum. Her şey kendi karar veriyor. Sandığım kadar akıllı değilmişim. Galiba her şeyi bilmiyorum. Seni daha önce dinlemeliydim. O halde derhal gidip ailemize haber verelim. Henüz geç değil çocuklar. Gelin. Dur, acele etme, dur. Onları durdurmaya vaktimiz olmadığına göre vaziyeti kurtarmak için tek bir çare var çocuklarım. Hangisi bayan ayı? Kovanları sakladıkları yeri bulup onları geri almak. Harika bir fikir. İyi ama nereye arayacağız? Durun bir dakika. Bundan birkaç gün önce küçük taşları ararken bastırı bir mağaranın etrafında dolanırken görmüştüm. Vakit kaybetmeden oraya gidelim. İşte mağara bu. Çok sessiz. Tilkiler hiçbir yerde görünmüyorlar. Gelin içeriye bir göz atalım çocuklar. Burada. Hepsi burada işte. Demek mağaraya taşıdılar. Eyvah, geliyorlar. Ne yapacağız? Mağaranın girişini kapatacağız. Böylece kimse kovanları bulamayacak çocuğum. Duydunuz mu? Mağarayı kapatacağız. Ne yapacağız? Güzel bir fikrim var. Arıları uyandıracağız. Hadi bakalım. Ne dedin? Arıları mı uyandıracağız? Çok kolay. Kalkın, bahar geldi. Bahar geldi, kalkın.
takip edin. Sayenizde kovanları tekrar eski yerlerine koyduk. Tilkilere iyi bir ders verdiniz. Ben de iyi bir ders aldım efendim. Sandığım gibi her şeyi bilmiyormuşum. Bundan sonra etrafımı özellikle annemi dinlemeye başlayacağım. O zaman daha emin olacağım. Hoşça kalın, sizinle tanıştığımıza memnun oldum. Hoşça kal, güle güle, güle güle, hoşça kal. Masal Ormanı hikayelerinden biri daha burada bitti. Yenisini dinlemek istiyorsanız bir dilekte bulunun. Kim bilir, hemen yenisine başlayabiliriz. Ailesinin yaşama şartlarını kolaylaştıracak bir hazineye sahip olmayı arzu ederdi. Bugün Masal Ormanı'nda paradan daha önemli bir hazineye sahip olduğunu anlayacak. İnanamıyorum. Sahiden Masal Ormanı'nda mıyım? Bekir'in evi buralarda olmalı. Evet, beni buradasın. Zenginsin değil mi? Nedir bu? Küçük ayıcık Presto'nun hediyesi. Tüm sevgisiyle verdiği hakiki bir hediye. Kendi yaptığı hediyeleri bize verirken babam da öyle söylüyor. Mühim bir adam olmalı. O halde sen de Masal Ormanı'nda onun kızı olduğunu ispatlamalısın. Küçülecek, daha küçülecek, minnacık olacaksın. Hoşça kalın efendim. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler, teşekkürler. Son beslemi umarım beğenmişsinizdir. Merhaba. Hoş geldin. Ben Ayıcık Rusty, bu da benim ailem. Ben de Penny. Şarkı mı besteliyorsun? Herhalde çok para kazanıyorsun, doğru mu? Ben Kuduz Grider. Para ne demek? Paranın ne olduğunu bilmiyor musunuz? Para bir hazinedir, çok değerli bir şeydir. Para çok önemli bir şeydir. Hazine mi? Yarasa'nın hazinesi çok büyük. İnanılmaz. Ha, bana gösterin. Belki ailem için de bir şeyler bulabilirim. Güle güle. Güle güle. Ne, sıkıldım. Çok sıkıldım. Ha, o da ne? Neler görüyorum. Misafirler geliyor. Ne kadar güzel. Monoton hayatım değişecek artık. Burası hiç hoşuma gitmiyor. Yarasa çok tehlikeli biliyorsun. Kimse yok burada. Ev bomboş. İşte hazinesi. Evet, hepsi benim aptal suratlı. Hepsi benim. Bunların hiçbir değeri yok.
Beni dinleyin, dinleyin beni gülünç yaratıklar. Hazinemle alay eden pahalıya ödeyecektir bunu. Evet, söyleyin bakalım, bu çöplüğü buraya kim yığdı? Çöplük mü? Hangi cesaretle böyle konuşuyorsun? Yarasaya dikkat et, olur mu? O timsahtan bile daha kötüdür. Bir bu eksikti. Şimdi de kendi evimde bana hakaret ediyorlar. Bu nasıl? Yaramaz, sahte ama gerçek gibi. Grider'i gördün mü? Nerede o? Nedir bu? Söylemeyin! Aa! Apşu! Beni indirin buradan, indirin buradan! Ben şimdi size gösteririm. Hadi çabuk olun, buradan çıkalım! Çabuk! Prensip Peridor'un! Sanırım bir hazine buldu. O benim hazinem, benim! Raider nerede? Yerini yalnızca ben biliyorum. Bu aptal gerizekalıyı tekrar görmek istiyorsanız bana bir hazine, büyük bir hazine getirmek zorundasınız. Yoksa onu bir daha göremezsiniz. Demek yarasa oğlumu esir aldı. Ne yapacağız şimdi? Ona büyük bir hazine getirirsek serbest bırakacağını söyledi. Ama ne yazık ki hazinemiz yok. Ormanın postanesi sizin elinizde, öyle değil mi? O halde posta pulunuz da olmalı. Babam pulların para ettiklerini söylerdi. Ne yapıyorsunuz Bay Kuduz? Biz pullardan bahsediyoruz. Damgalardan değil. Özür dilerim. Üzüntümden şaşırdım. Postaneye gidip istediğiniz kadar alalım. Ne var bakayım bunun içinde? Yarasa için posta pulu. Grider'i esir aldı. Bir göz atabilir miyim? Ver bakayım bana. İmdat! Kızlarca bak ne kadar komik görünüyor değil mi? Haklısın ama hazinemiz mahvoldu. Zavallı Grider, o kadar küçük ki yarasayla baş edemez o. Bunu başaramaz. Biliyorum. Peki şimdi ne yapacağız Penny? Boşuna uğraşma. Benden hiçbir zaman kaçamazsın. Dur, tamam mı? Dur. Ne yapacağım? Kes şu hapşırmayı, kes dedim sana. Bu sahip olduğum en kıymetli şey. Lütfen alın. Pap, ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Bunu vermemelisin. Ona ihtiyacım var. Hayır. Alın. Hatta nehrin kenarında bulduğum taşları da vereyim. Durun. Hemen gidip getireyim, tamam mı? Peki bunlar işimize yarar mı acaba? Ne diyorsun Rastik? Hiç zannetmiyorum. Hayır. Zararı yok. Dünya batmadı ya. Ne yazık ki altından değil. Buldum. Altın rengi biraz boyan vardı. Eminim yarasa çok sevinecek. Evet. Böylece Grader'ı bize geri verecek. Nedir bu? Rahat bırak bizi Buster. Biz sana karışıyor muyuz? Altın boyalı taşlar ha? Söyler misiniz? Yarasayı bu kadar aptal mı zannediyorsunuz siz? Hayır, hiç de aptal değil. Yalnız gerçekte hakiki hazine nedir bilmiyor. Ne olur Grader'ın başına bir şey gelmesin. Çok üzülürüm. Aynı şeyi bir daha yaparsan seni timsaha teslim edeceğim. Anladın mı beni? Hapşırma. Bay Yarasa, geldik. Çok şükür. Hazinemi getirdiniz mi peki? Tabii ki getirdik Bay Yarasa. Kontrol edebilirsiniz. İşte altın taşlar. Nerede buldunuz bu altın taşlarını, söyler misiniz? Daha fazla var mı?
Irmağın kenarında bulduk Bay Yarasa, barajın yanında. Evet doğru. Senin için özel yaptım Penny. Çok teşekkür ederim. Hayatım boyunca yanımdan ayırmayacağım. Dünyanın en kıymetli hazinesinin sevgi olduğunu bana öğrettiğiniz için size teşekkür ederim. Onun önünde hiçbir şeyin önemi yok. Hoşça kalın. Sizi çok seviyorum. Tekrar görüşmek üzere. Güle güle. Penny buraya bir hazine bulmak için geldi ve sevginin paradan ve mücevherden de daha kıymetli olduğunu keşfetti. Böylece kendi ve ailesi zengin oldular bile. Burada masal ormanındaki hikayemiz bitti. Durun, hiçbir yere kımıldamayın. Birazdan yenisi başlayacak.